Sevgili seyirciler, yeni bir 5'le 1 kan programına hoş geldiniz. Bu hafta sizlere özellikle sosyal medyada dünyanın farklı ülkeleri ne tür düzenlemeler yaptılar? Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin gündeminde hangi düzenlemeler gündeme gelecek? Ya da özellikle AK Parti'nin bir yasa teklifine dönüştürdüğü yasa tasarısında neler olacak? Bunları tek tek anlatacağım. Ancak ilk olarak haftanın en sıcak bölgesi Libya'ya götürmek istiyorum sizleri. Enes Canlı, Anadolu Ajansı muhabiri şu anda bizi Libya'da Trablusgarp'ta bekliyor ve Libya'daki gelişmeleri bizlere anlatacak. Libya'da bu hafta ilginç bir saldırı vardı. Hava araçlarıyla, insansız hava araçları, hatta dronlarla Türkiye'nin de görev yaptığı bir havalimanı vuruldu. Vurulma sırasında da sonrasında da çok fazla tartışma yaşandı. Özellikle Libya'da Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya dengeleri değiştiriyor. Biliyorsunuz şu anda seçilmiş hükümete karşı savaşan Hafter yıllar boyunca CIA'in, yani Amerika'nın desteklediği, bizzat Amerika'da yaşayan bir isimdi. Şu günlerde ise Rusya desteklemeye başladı. Özellikle bu hafta Savunma Bakanı, Milli Savunma Bakanı Sayın Akar'ın da bir Rus helikopterinin önünde verdiği BBC'ye röportaj çok konuşuldu, çok tartışıldı. İsterseniz gelin Enes'e hemen soralım. Enes, bu hafta çok sıcak olaylar yaşandı. Ne yaşandı? İlk olarak onu soralım. Neresi vuruldu tam olarak? Libya'nın başkenti Trablus geçtiğimiz hafta Türkiye'den çok üst düzey bir heyete ev sahipliği yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler Trablus'u ziyaret ederek burada Libya hükümetinden ve Libya ordusundan en üst düzey isimlerle bir araya geldi. Akar ve Güler'in ziyaretinde burada yaptığı temaslarda Libya hükümetine, Libya halkına ve buradaki çalışmalara, bugüne kadarki yapılan çalışmalara tam destek mesajı öne çıktı. Akar'ın buradan ayrılmasının ardından Malta'ya ziyaret ettiği, ardından da Türkiye'ye döndüğü haberi geldi. Ancak cumartesiyi pazara bağlayan gece, yani pazar gecesinin ilk saatlerinde başkent Trablus'un 180 kilometre güneybatısındaki Vatiya askeri hava üssüne kimliği belirsiz savaş uçakları tarafından bir hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. Libya hükümetine bağlı bir yetkili bu hava saldırısının kimliği belirsiz savaş uçaklarınca işlendiğini, aynı zamanda da üssün hava savunma kapasitesini artırmak için getirilen bir takım cihazların bu saldırıda hasar gördüğünü, tahrip olduğunu aktardı. Libya sahası uzunca bir süredir bir sessizliğe, geçici bir sükunete hakimdi. İhtiyatlı bir bekleyiş vardı. Ancak Libya'ya Türkiye'den bu seviyede çok üst düzey bir ziyaret gerçekleşmesinin ardından böylesine bir saldırı oldukça gerilimi tırmandırıcı bir hareket olarak değerlendirildi. Libya Savunma Bakanı Selahattin Nemruş yaptığı açıklamada söz konusu saldırının Hafter'i destekleyen ülkelerin buradaki hala daha saldırgan tavrını sürdüreceklerinin bir işareti olarak değerlendirdi. Şimdi buraya bakıldığında Libya sahasında faaliyet gösteren birden fazla Hafter'in destekçisi ülke var ve dolayısıyla bu saldırıyı yapabilecek olağan şüpheliler sıralanıyor. Bunlar arasında Mali'den kalkan Fransız savaş uçakları olduğu iddiası var ki bu çok zayıf bir ihtimal olarak geride kaldı. Daha sonrasında Cufra askeri hava üssünde konuştu. Rusya'nın üstlenmediği MiG-29 ve Su-24 tipindeki savaş uçakları var. Bunlar da bir olağan şüpheli olarak değerlendiriliyor. Diğer bir isimse burada uzun zamandır Halife Hafter'in en yoğun askeri, mali, siyasi ve diplomatik destekçisi olarak öne çıkan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait savaş uçakları. Ki Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait savaş uçakları Hafter kontrolündeki Bingazi yakınlarındaki El Hadim hava üssünü ve yine Mısır toprakları içindeki Libya sınırı yakınlarındaki Sidi Barani hava üssünü kullanılıyor. Tüm bu ihtimaller üzerinde durulurken hafta içinde Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı bir kaynak uluslararası bir haber ajansına yaptığı açıklamada bu saldırıyı kendilerinin yaptıklarını, kendi savaş uçaklarının olduğunu öne sürdü. Bu iddiaya buradaki Libya Savunma Bakanlığı'ndan da bir yanıt geldi. Saldırının Hafter'in envanterinde bulunmayan, Hafter'in kontrolünde bulunmayan savaş uçakları tarafından işlendiğini, ortaya çıkardıklarını, ellerindeki mühimmat kalıntılarından bunu anladıklarını söyledi. Yine aynı şekilde buradaki saldırıya ilişkin Birleşik Arap Emirlikleri'nin olduğuna ilişkin bazı iddialar var.
Ancak Libya hükümeti elindeki bulguları kesin ve net olarak şu ana kadar açıklamıyor. Ki bunda da bu saldırıya karşılık vereceği, doğru zamanda doğru yerde karşılık vereceğini söylüyor. Bu karşılık vereceği noktanın, ülkenin, failin belli olmaması için de bunu gizlediği ihtimali üzerinde duruluyor. Dediğimiz gibi, aktardığımız gibi, Sirte vilayeti eksenindeuzunca bir süredir bir yığılma, bir tahkimat var. Gergin bir bekleyiş, ihtiyatlı bir bekleyiş sürüyordu. Ancak bu hava saldırısı bu ihtiyatlı bekleyişi oldukça rahatsız etmiş durumda. Bu fay hattında biriken enerji bir gün kırılacak. Ancak bunun süresi henüz kestirilemiyor. Yakın zamanda da olabilir, geniş bir zamana dayanabilir. Ancak eninde sonunda, nihayetinde bu kadar tahkimatın ardından Libya sahasındaki gergin bekleyiş yeniden çatışmaya dönüşme riskini taşıyor. Enes, ikinci sorum şu. Şu anda Rusya bir ateşkes olsun diye bastırıyor. Bir yandan da Hafter'i destekliyor. At izi it izine karışmış diyebiliriz. Yani şu anda o kadar farklı bir denge var ki Libya'da, kimin kimi tam olarak desteklediği de Türkiye dışında net değil. Rusya özellikle bir ateşkes için bastırıyor. Bir ateşkes var mı? Bir ihtimal gözüküyor mu orada? Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeler sonucunda Libya'da kalıcı bir ateşkes için çabaların devam ettiğini söyledi. Türkiye ile bu konuda görüşmelerin sürdüğünü aktardı. Lavrov, buradaki desteklediği taraf olarak bilinen Halife Hafter'i ve Halife Hafter'e bağlı silahlı grup, Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun bu ateşkese razı olabileceğini söyledi. Türkiye'nin de buradaki kendisine muhatap olarak kabul ettiği uluslararası alanda meşruiyete sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni ikna etmek için çabaladığını aktardı. Ancak Lavrov'un açıklamalarının ardından bu sürece ilişkin Türkiye'den bu ateşkes arayışlarını destekleyen bir açıklama gelmedi. Hatta İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı Anadolu Ajansı'na verdiği bir röportajda Halife Hafter'in her seferinde bugüne kadarki kurulan tüm müzakere masalarından, varılan anlaşmalardan, ki bazılarında kendisi imzacısıydı, bazı müzakere masalarındansa imzalamadan ayrıldı, tüm bunların tamamını suistimal ederek her seferinde yeni bir saldırı hazırlığı için kullandığını vurguladı ve Türkiye'nin buradaki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne kendi güvenliğini sağlamak için, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin güvenliğini sağlamak için desteğinin devam edeceğini söyledi. Bugüne kadar buradaki ateşkes çabalarında, bahsedilen ateşkes çabalarında şöyle bir sıkıntı var. Zaten Libya ordusu Halife Hafter'i ülkenin batısındaki temel yerleşim noktalarından ve ekonomik merkezlerden çıkardıktan sonra Sirte vilayetine doğru ilerlemişti. Sirte vilayetine doğru ilerleyişi bu savaş uçakları tarafından, bölgedeki savaş uçakları tarafından durdurulmuştu. Ancak bu 6 Haziran tarihinden itibaren geçtiğimiz haftaya kadar bölgede zaten ihtiyatlı bir bekleyiş hakimdi, bir sükunet hakimdi. Bir yandan ateşkes çağrısı gelirken, yani Libya'ya yönelik Rusya'dan, Halife Hafter destekçisi taraftan ve Halife Hafter taraftarlarından bir ateşkes çağrısı sözleri zikredilirken, öte yandan Libya ordusunun elinde, Libya hükümetinin kontrolündeki, kendisine modern ve profesyonel bir ordu inşası için stratejik bir üs olarak kabul ettiği Vatiye Askeri Hava Üssü'ne bir hava saldırısı düzenlenirken bu ateşkes çağrısının samimi olmadığı zikrediliyor. Buradaki Libya hükümeti yetkilileri her seviyeden, yani siyasi, askeri, sivil, her seviyeden bu yapılan ateşkes çağrılarının bir zaman kazanma, Libya ordusunun ilerleyişini durdurmak için bir çaba, üstüne üstelik Libya ordusunun elde ettiği bunca başarının ardından geldiği için bir aldatmaca olduğunu her seviyeden zikrediyorlar ve bu ateşkes çağrısını desteklediklerini, kabul ettikleri veya görüşebileceklerine ilişkin bir mesaj vermiyorlar. Libya hükümeti burada Halife Hafter destekçisi ülkelere ve dünyaya, tüm dünyaya, uluslararası topluma her seferinde şunu vurguluyor. Sirte ve Cufra vilayeti kendileri için kırmızı çizgidir. Bu vilayetlerin, bu bölgelerin Halife Hafter'den temizlenmesi gerekiyor. Gerek Halife Hafter bu bölgelerden barış ve sulh içinde çekilmeyi kabul eder
ve buraları Libya hükümetine, Libya ordusuna geri verir ya da bunun için askeri güç kullanmaya hazırız diyor. Libya sahası uzunca bir süredir devam eden bu ihtiyatlı bekleyişin hava saldırısıyla ve Libya ordusunun elindeki bir hava üssüne yapılan hava saldırısıyla yeni bir gerilim tırmanmasına şahit oldu. Sirte vilayeti eksenindeki tarafların tahkimatı ve hazırlıkları aynı şekilde devam ediyor. Bu ihtiyatlı bekleyiş ne zaman bozulacak? Bir müzakereyle mi sonuçlanacak? Yoksa sahada yeniden sıcak ve yoğun bir çatışma mı başlayacak? Önümüzdeki günler bunu gösterecek. Enes, çok çok teşekkür ederim verdiğin bilgilerden dolayı. Sevgili seyirciler, gelin isterseniz şu anda milyonlarca insanı yakından ilgilendiren AK Parti'nin gündeme getirdiği yeni bir sosyal medya düzenlemesini konuşalım. Sosyal medya son zamanlarda pek çok ülke için, insan için vazgeçilmez bir mecraya dönüştü. Özellikle ana akım medyanın yavaşladığı ya da ana akım medyanın popülaritesini kaybettiği kimi ülkelerde sosyal medya hızla öne geçti. Kimi fotoğraf paylaşıyor, kimi film seyrediyor, kimi anlık tweetler atıyor ya da kimi hastalandığında ya da cenazesi olduğunda sosyal medyaya giriyor veya eğlenmek istediğinde TikTok'a giriyor. Şu anda sosyal medya mecraları bütün dünyada tartışılıyor. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere sosyal medyanın nasıl denetleneceği, nasıl denetim altına alınacağı, trollerin ya da sahte hesapların nasıl ortadan kaldırılacağı ya da dezenformasyon ya da fake news ya da sahte haber dediğimiz çarkın nasıl durdurulacağına kafa yoruyor. Hatta şu anda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir yandan Facebook'la bir yandan Twitter'ın CEO'larıyla restleşiyor, tweetleşiyor. Öyle ki şu anda bütün ülkelerde kendi çaplarında çeşitli düzenlemeler yapılıyor. Bir yandan teknolojiyi önden giden Hüseyin Bolt gibi bir atlete benzetebilirsiniz. Hukuk ya da diğer düzenlemeler arkasından anca yetişmeye çalışıyor. Yetişebilmiş de değil. De facto olarak pek çok hayat şu anda yaşanırken sosyal medyada hukuki olarak pek çoğunun hem ekonomik hem hukuki olarak karşılığı yok. Pek çok ülkede bu mecralar Facebook, Twitter ya da Google gibi şirketler bilerek vergi vermiyorlar. Vergiden kaçınıyorlar, vergiyi kaçırıyorlar. Merkezlerini başka yerlere kuruyorlar. Denetime de girmek istemiyorlar. Bu yüzden de her ülke yeni oluşan bu sosyal mecranın ipini kopartıp gitmesini engellemeye çalışıyor. İşte bununla ilgili tam 95 sayfalık bir sunumu AK Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal hazırlamış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunmuştu. Bu sunum önümüzdeki günlerde Türkiye'de yaşanan çeşitli marjinal olaylar nedeniyle bir anlamda yasalaşacağı benziyor. Elbette en kötü yasa yasasızlıktan iyidir. Ancak bu da farklı tartışmaları beraberinde getiriyor. Mahir Ünal'la bu konuyla ilgili birkaç defa yayınlar yaptım. Özellikle YouTube'da konuştum. Yaptığımız yayınlarda da özellikle Mahir Ünal'ın hem Netflix'le hem Twitter'la ilgili yaptığı açıklamalar çok konuşuldu, çok tartışıldı. Mahir Ünal ya da AK Parti iki farklı yaklaşım arasında gidip geliyor diyebiliriz. Bir yandan Avrupa Birliği'nin yaklaşımı var. Almanya ve Fransa'nın başı çektiği ve özellikle terörizmle destekleyen ya da propagandasını yapan tweetlerin 24 saat içinde yayından kaldırılması gerekliliğinin altını çizdikleri bir prensiple karşı karşıyalar. Mahir Ünal, Almanya'da, Fransa'da bu yönde yasalar çıktığını iddia ediyor. Diğer yaklaşımsa Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi daha çok özgürlükleri, birey özgürlüklerini öne alan bir yaklaşım. Mahir Bey'in bu konuda da çeşitli tereddütleri var. Peki bunlar doğru mu yanlış mı? Bu konuları konuştuk. Siz de önümüzdeki günler daha çok konuşacaksınız. Biz bugün 5N1K'da daha somut bir şey yapalım istiyoruz. Tek tek ülkelere bağlanalım ve sosyal medyada neler yaptıklarını onlara soralım. İlk durağımız Almanya. Büşra Aksoy şu anda Almanya'da bizleri bekliyor. Büşra, şunu merak ediyorum. Almanya'da bir kanun çıktı mı? Özellikle sosyal medyadaki düzenlemelerle ilgili yeni bir kanun var mı? Şu andaki kanun ne diyor? Son günlerde Türkiye'de konuşulan sosyal medya düzenlemesi aslında Almanya'da yıllardır tartışılıyor diyebiliriz. Öyle ki özellikle 2011 Arap Baharı süresince sosyal medyanın güç kazanması ve radikalleşme potansiyelini göz önünde bulundurarak Almanya bu alanda farklı bir yasal çerçeve hazırlamak için düğmeye bastı.
Şunu belirtelim. Almanya özellikle kullanıcıların kişisel verileri korunması konusunda çok hassas davranıyor. Bu yüzden 2017'ye kadarki yasal süreç biraz yavaş ilerledi. Böylelikle bu alanlara yönelik birebir bir yasal çerçeve geliştirilmediği gibi bu gibi denetim sadece telemedya yasası çerçevesinde ve aynı şekilde kişisel verilerin koruma kanunu çerçevesinde denetlendi diyebiliriz. Özellikle 2015'te sosyal medya platformlarında radikalleşmenin artması ile birlikte Almanya iç istihbaratını da buraya dahil edip bununla mücadelede farklı bir birim açtı. 2017'ye kadar aslında bu süreç böyle devam etti diyebiliriz. Fakat 2017 Haziran'ında Adalet Bakanı bu yasal çerçevenin aslında çok yeterli olmadığını vurgulayaraktan parlamentoya farklı bir teklif sundu. Böylelikle YouTube, Twitter ve Facebook gibi platformların daha şeffaf denetlenmesi açısından sosyal ağ denetimi yasasını sundu parlamentoya. Parlamento da bunu Ekim 2017'de yürürlüğe soktu diyebiliriz. Aslında bu yasa birebir Facebook yasası olarak da geçiyor. Yani bu gibi sosyal medyaların hem denetimi hem de aynı şekilde kullanıcıların da kişisel verilerin daha sağlıklı bir şekilde korunması açısından ve zenginleştirilmesi açısından Almanya 2017'den bu yana böyle bir yasal çerçeve gözetliyor. Büşra, en çok tartışma konusu merkezleri Amerika'da bulunan, çoğu Amerika'da bulunan bu şirketlerin vergi verip vermediği. Türkiye'de vermiyorlar, bunu biliyoruz. Orada veriyorlar mı Almanya'da? Mesela Türkiye'de herhangi bir temsilciliği de yok pek çoğunun. Orada temsilcilik açmaları zorunlu mu, açtılar mı? Evet, baktığımız zaman aslında sosyal medya platform sahiplerinin başta Avrupa olmak ve Amsterdam merkezde olması üzerine farklı temsilcilikler oluşturulmuştu. Buna yönelik Berlin'de de bir merkez kuruldu. Özellikle Facebook, Netflix gibi kurumların burada temsilcilikleri bulunuyor. Bunlar da devletle iç içe aslında çalışıyor diyebiliriz. Hatta kişisel verilerin korunması yönünde Alman yasalarını da ihlal etmediklerini, hatta dikkate aldıklarını söyleyebiliriz. Özellikle vergilendirme konusunda aslında Almanya biraz daha şeffaf davranıyor diyelim. Ama bunun da değişmesi yönünde parlamentoda ve hükümet kanadında aslında dillendirilen belirli teklifler var. Şöyle ki böyle bir büyük sosyal medya platformu sahiplerinin özellikle bütçelerinin çok fazla olmasıyla birlikte Almanya'nın bundan daha çok pay almasına yönelik bir önerge var. Fakat şunu söyleyelim, Almanya belirli küçük bir miktarda olsa belirli reklamları ücretlendiriyor. Buradan da bir miktar diyelim, çok fazla olmamakla birlikte bir maddi vergilendirme kapsamında, çerçevesinde belirli bir ücret alıyor diyebiliriz. Büşra, diyelim birisine, herhangi birisine, illa çok ünlü ya da güçlü birisinin akrabası ya da birisi olması şart değil. Herhangi bir hakaret edildiğinde sistem nasıl işliyor Almanya'da? Hangi yasalar devreye giriyor? Evet, aslında bahsetmiştik, son çıkan, özellikle 2017'de çıkan yasa, sosyal ağ denetleme yasası aslında bunu birebir denetliyor diyoruz. Özellikle suç içerikli dezenformasyona veya tehdit ve nefret içerikli yorum ve paylaşımları aslında kullanıcılar bu şekilde çok hızlı şekilde şikayet ediyor. Şöyle bir çerçeve oluşturuldu diyebiliriz. Kullanıcı bunu şikayet ettikten 24 saat içerisinde işte Facebook, Twitter gibi platformların bu gibi paylaşımları ve yorumları kaldırması gerekiyor. Eğer böyle bir süreçte Facebook veya Twitter bunları kaldırmıyorsa 48 saat içerisinde yasal işlem oluşturulabiliyor. Aynı şekilde cezai para cezasına çarptırılabiliyor bu gibi kurumlar. Burada da bunu belirtmek çok önemli, çünkü şunu söylemek gerekiyor. Bu yasayla birlikte aslında denetleme derken
kullanıcıların kişisel haklarının zenginleştirilmesi yönünde bir yasal gelişim öngörüyordu Almanya. O yüzden böylelikle hem kişisel verileri korunmuş oluyor, aynı şekilde dezenformasyon ve suç içerikli paylaşımlarında önüne geçmiş olabiliyor. Şunu belirtelim, Almanya biliyorsunuz 2014'ten bu yana özellikle sosyal medya platformlarında radikalleşmeyle mücadele ediyor. Bunların en büyük örneği özellikle sağ radikal grupların sosyal medya üzerinden buluşmaları ve radikalleşmesiydi. Buna yönelik mücadelede de böyle bir yasal çerçeve şu an için biraz daha yetersiz görünse de Almanya bu konuda farklı alternatifler sunmaya devam ediyor diyelim. Bir de tabii Rusya örneği var. Rusya apayrı bir terden çalıyor. Peki ne yapıyor? Rusya'da neler yapılıyor? Rusya'nın sosyal medyayı denetim altına alması nasıl gerçekleşiyor? Cüneyt Özdemir, Moskova'dan merhabalar. Rusya vatandaşlarının dünyadaki en aktif internet kullanıcıları aralarında bulunduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Ülkenin nüfusunun yaklaşık %81'i, yani 118 milyon insan internet kullanıcısı. Bunların içerisinde 70 milyonu sosyal medya kullanıcısı. Örneğin Instagram'a baktığımızda Instagram'a kayıtlı olan Rusya vatandaşının sayısının 40 milyonu aştığı belirtilmekte. Bu rakam tabii ki Rusya'yı Instagram'ı en fazla kullanan ülkeler listesinde 6. sıraya çıkartmakta. Bunun haricinde Facebook ve Twitter yine Rusya vatandaşları tarafından aktif bir şekilde kullanılıyor. Fakat Rusya'nın kendisine ait olan sosyal paylaşım siteleri var. Bunlar Vkontakte, Odnoklassniki ve Telegram gibi uygulamalar. Bunların tabii ki Facebook ve Twitter'dan daha popüler olduğunu rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Rusya'da bir internet kullanıcısı günde yaklaşık 7 saat 17 dakikayı internet başında geçiriyor. Kullanıcıların %54'ü kadın, %46'sı ise erkek. Yine mesajlaşma konusunda Rusya vatandaşlarının en çok kullanmış olduğu uygulama ise WhatsApp. WhatsApp'tan sonra da Vkontakte, Viber ve Telegram gibi uygulamalar gelmekte. Rusya'da somut bir sosyal medyaya yönelik bir yasa var mı? Mesela temsilcilikleri zor koşuyor mu? Zorunlu koşuyor mu? Var mı şu anda mesela Twitter'ın temsilciliği? Rusya'da iletişim, bilgi teknolojisi ve kitle iletişim araçları federal servisi adında, yani Roskomnadzor adında bir devlet kurumu bulunmakta. Bu kurum 2008 yılında dönemin devlet başkanı Dmitri Medvedev'in talimatıyla kurulmuştu. Kurumun adından da anlaşılacağı üzere kitle iletişim araçları ve sosyal paylaşım sitelerini takip etmekte. Aynı zamanda kurum Rusya vatandaşlarının kişisel verilerinin muhafazasından da sorumlu. Rusya'da 2015 yılında vatandaşların kişisel verilerinin Rusya Federasyonu topraklarında bulunmasını şart koşan bir yasa tasarısı kabul edilmişti. Bu yasanın kabul edilmesinden sonra Roskomnadzor yetkilileri Amerikan menşeli sosyal paylaşım sitelerine müracaatta bulundu. Tabii bu şartı yerine getirme konusunda söz konusu Amerikan menşeli sosyal paylaşım siteleri, yani Facebook, Twitter, LinkedIn gibi gruplar pek aceleci davranmadılar. Ancak bu yasadan ilk nasibini alan LinkedIn oldu. Bu şartı yerine getirmediğinden ötürü Rusya'da yasaklandı ve şu anda erişimi mümkün değil. Yine Facebook ve Twitter bu konudaki şartı yerine getirme konusunda pek aceleci davranmıyorlar. 2018 yılında Twitter'ın yöneticilerinden bu şartın yerine getirilebileceği konusunda bazı açıklamalar yapılmıştı. Fakat yine bu konuda dişe dokunur bir adım atılmadığı belirtiliyor. Tabii sosyal medya ve internet uzmanları, internet medyacılığı uzmanları söz konusu sosyal paylaşım sitelerinin Rusya'da resmi temsilciliklerinin olmamasından ötürü bu şartı yerine getirmeyeceklerini belirtiyorlar. Twitter ve Facebook'tan farklı olarak Google kişisel verileri barındıran serverları Rusya'ya taşımayı kabul etti. Ancak daha sonra Rusya'daki yetkili makamlar Google'dan bazı yasaklı içerikleri kaldırmasını talep etti. Google bu şartı yerine getirmediğinden ötürü 1.2 milyon ruble para cezasına çarptırıldı. Sevgili seyirciler, gelin isterseniz sizleri Amerika Birleşik Devletleri'ne götürelim. Doğru ya, bütün bu sosyal medyanın doğduğu yer bir uzun bir süredir benim ikamet ettiğim ve yeni Türkiye'ye geldiğim
Palo Alto yani Silikon Vadisi pek çok sosyal medya merkezi ya orada doğdu, orada kuruldu ya da hala orada büyük merkezlerini yaşıyorlar. Mehmet Akçin Los Angeles'ta şu anda ve bütün bu süreci çok yakından takip eden bir mühendis. Mehmet de şu anda karşımda. Mehmet, Amerika Birleşik Devletleri'nde sosyal medyaya bakış nasıl acaba? Yasayla ya da Trump'ın sosyal medyayla ilişkileri nasıl sınırlandırılıyor? Nerede başlıyor özgürlükler, nerede bitiyor? Facebook ve Twitter gibi firmalar Amerikan firmaları olduğu için tabii ki ana ofisleri Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bunun dışında aynı zamanda Washington DC'de yani başkentte olsun ya da başka eyaletlerde gerektiğinde temsilcilik ofisleri de mevcut. Aynı zamanda TikTok gibi Amerikan olmayan firmaların da Amerika Birleşik Devletleri içinde temsilciliklerinin olduğu ve bu temsilcilikler sayesinde hükümetlerle, devletlerle olan iletişimlerini sağladıklarını biliyoruz. Facebook vergi veriyor mu? Şimdi öncelikle bir şunu anlayalım. Facebook nasıl parasını kazanıyor? Facebook'un para kazanması reklamlardan. Siz geldiğiniz zaman Facebook'ta kendi arkadaşlarınızla ilgili bir resme ya da bir yazıya bakmak istediğiniz zaman Facebook araya reklam koyuyor. Siz bu reklamı görüyorsunuz, bastığınız zaman Facebook para kazanıyor. Peki bu reklamlar siz bir Amerikan vatandaşı olduğunuzda nasıl oluyor? Amerikan vatandaşlarına gösterilen reklamlar geolocation based dediğimiz sizin bulunduğunuz yere göre ayarlanmış reklamlar. Bu reklamlar siz Kaliforniya'da yaşıyorsanız size Kaliforniya'da hemen evinize yakın bir yerde ya da etrafınızda alabileceğiniz genelde şeyleri gösteriyor. Ya da evinize post alınabilecek şeyleri gösteriyor. Reklamı gösteren Amerikan firması Facebook. Reklam gösterilen Amerika'da yaşayan bir kişi. Reklamı koyan Amerikan firması. Dolayısıyla bunun vergilendirmesi oluyor. Ve bunun vergilendirmesi de çok doğal. Çünkü siz sonuçta bir şekilde reklam verdiğiniz zaman herhangi başka bir platforma, televizyon olsun, gazete olsun, bunun bir vergilendirmesi mevcut. Sonuçta bir kazanç elde ediyorsunuz. Fakat bunu yurt dışında, Avrupa'da özellikle çok farklı şekilde kullanıyor bu sosyal medya ağları. Nasıl? Şimdi Avrupa'ya baktığınız zaman Türkiye'de bir reklam gösteriliyor diye görelim. Türkiye'de reklam gösteren firma genellikle bir Türk firması. Reklam gösterilen de bir Türk vatandaşı. Reklamı gösteren firma yani Google olsun, Facebook olsun bu firmalar Türkiye'de temsilcilik kurmayarak İrlanda gibi vergi konusundan, şirket kurma açısından daha kolay olan yerleri seçiyorlar. Tabii ki verginin de daha düşük olduğu yerleri seçiyorlar. Yaklaşık 20 yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyorum. Microsoft'ta, Yahoo'da ve benzeri firmalarda çalıştım mühendis olarak. Bugüne kadar hiçbir defa duymadım ki Amerikan hükümeti şunu kaldırın şeklinde desin ve gelsin bir sosyal medya grubuna. Tabii ki bunun başka örnekleri var ama biz şu anda Facebook'tan ve Twitter'da atılacak bir yazının silinmesinden bahsediyoruz. Ben bunu hiç duymadım ve biraz da araştırma yaptım. Acaba böyle bir şey daha önce olmuş mu diye. Hayır. Bu demek değildir ki Facebook veya Twitter hükümetlerden isteklerden almıyor Amerika. Tabii ki alıyor. Bunlar zaten web sayfasına gittiğiniz zaman Facebook veya Twitter'ın görebiliyorsunuz. Biz hükümetlerden şu kadar istek aldık. Peki bu istekler genelde ne? Bu istekler genelde kişisel bilgilerin paylaşımı. Ne gibi? Mesela bir kullanıcı adı. Gidip bir terörist bir slogan atmıştır ya da terörist bir tehdit etmiştir. Bunların bilgilerini genelde işte Secret Service olsun, FBI olsun, gerekli polis, o eyaletin, o şehrin polisi olsun istemiştir. Bunlar çok doğal. Bunların olmasından daha doğal bir şey yok. Çünkü sosyal medyada da insanlar yaptıkları şeylerden sorumlu olmalı. Fakat baktığınız zaman Amerika'da biliyorsunuz kişisel insan hakların özgürlüğü yani insanın kendi düşüncesini paylaşma özgürlüğü var. Ve bu en önemli şeydir aslında Amerika'da baktığınız zaman. Yani istediğinizi söyleyebilirsiniz. Tehdit etmediğiniz sürece bir insanı. Siz çıkıp böyle bir özgürlüğünüz var. Dolayısıyla konulan bir yazının, paylaşılan bir resmin, tabii ki örnekler çok çok şimdi böyle paylaşılan bir resim kaldırılamaz gibi bir şey söylersem, onun içinde de tabii örnekleri vardır. Mesela paylaştığınız bir şeyde gizli bir belge vardır içinde ya da gizli bir şey paylaşmışsınızdır. Bunlar değil. Yalnız sizin paylaştığınız bir karikatür olsun ya da başka bir şeyden dolayı bir yani ceza aldığınızı ya da kişisel olarak bir paylaşımın yasaklandığını, kaldırıldığını duymadım. Yani şöyle özetlemek gerekirse
Amerika Birleşik Devletleri'nde sosyal medya kurumları devlet tarafından sansürlenemez. Yani bir özgürlük olduğu için bir bu firmaların ve kullanıcıların, yani firmaların değil aslında özgürlük. Özgürlük insanların özgürlüğü, insanların düşüncelerini paylaşabilme özgürlüğü. Dolayısıyla bu şekilde bir videoların kaldırılma örneği elimde, ben bugüne kadar hiç rastlamadım. Mehmet, peki bu sosyal medya mecralarının sahipleri nasıl at koşturuyorlar Amerika'da? Çok kolay değil. Mesela biliyorum ki daha önce Zuckerberg, Facebook'un kurucusu, kongreye gidip çatır çatır sorguya çekilmişti. Hatta sadece siyasetçiler değil, şu anda mesela Facebook'un politikasını eleştirmek için büyük firmalarda Facebook'a ilan vermeyi kestiklerini söylediler. İyi kontrol edemedikleri için. Onların durumu nedir? Nasıl bir ilişkileri var orada, anlatır mısın biraz? YouTube'un, Facebook'un ve Twitter'ın kanunları, kuralları genelde kanunlara, yani bulundukları eyaletlerin, bulundukları ülkelerin kurallarıyla paralel. Böyle olmak zorunda zaten. Gidip de Facebook bir şeye, bu ülke, bu ülkede bu yasak, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tip bir videoyu koymak yasak, ne diyelim işte bir terörist videosu olsun ya da bir şekilde tehdit videosu, bunu koymak yasak dediği bir videoyu Twitter zaten bunu koyamaz. Dolayısıyla bir koordinasyon var. Kanunlar arasında ve kurallar, yani ülke kanunlarıyla bu sosyal medya platformlarının arasında kullandığı kurallar arasında bir koordinasyon var. Şimdi siz bu global bir platformu bir ülkeye getirdiğiniz zaman, şimdi mesela İran'da bazı şeyler yasak. Rusya'da aynı şekilde başka şeyler yasak. Suudi Arabistan'da başka şeyler yasak. Brezilya'da başka şeyler yasak. Siz şimdi bunu her ülkeye göre ayarladığınız zaman tabii ki bunun ayarlanması aşırı derecede zor. Özellikle mesela sen şu videoyu YouTube'a koydun. O video belki pozitif bir video. Şimdi dolayısıyla pozitif derken, yani bir politik bir partinin reklamı olabilir. Ya da başka bir partiyle ilgili bulduğu bazı kanıtlar olabilir. Yani bunların değerlendirmesi, bu videoların kaldırılması ya da bu videoların kullanılması çok zor. Mehmet, çok çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, gelin isterseniz tekrar Avrupa'ya, Fransa'ya gidelim bu sefer. Engin Akgürbüz bizi bekliyor. Engin, şunu merak ediyorum. Sanırım Fransa'da bir nefret söylemi yasası var. Bu yasa sosyal medyayı nasıl biçimlendiriyor? Sınırlar nerede başlıyor, nerede bitiyor? Dünyanın her tarafında olduğu gibi Fransa'da da sosyal medyalarla ilgili bazı sıkıntılar var. Bu konuda bir takım kararlar alarak sosyal medyayı bir kalıba sokmak isteyen ve dizgine vurmak isteyen Fransa, Mayıs ayı içinde sosyal medya ile ilgili bir kanunu çıkarmıştı. Fakat bu kanunu bazı milletvekilleri Anayasa Konseyi'ne taşıyarak kanunun iptalini yapmayı becerdiler. Dolayısıyla kanun artık geçerli değil. Ve sosyal medyadaki ırkçı söylemlere karşı sansürleme işi bir kere daha sosyal medyayı oluşturan dünya devi şirketlere kaldı. Bunu da moderatörler aracılığıyla yapmayı planlıyorlar. Fransa'da da bu böyle. Engin, mesela Türkiye'de Twitter'ın bir temsilcisi yok. Vergi vermiyor. Hiçbir muhatap yok neredeyse. Fransa'da durum ne? Bir temsilcisi var mı? Fransız hükümetine vergi veriyorlar mı? Fransa'da vergi durumuna gelince GAFA denilen, yani Google, Amazon, Facebook, ondan sonra Apple, Twitter, Netflix gibi büyük şirketler Fransa'da pek vergi ödemiyorlar. Mesela geçen sene Amazon sadece 18 milyon euro vergi öderken Fransız vergi dairesine, Twitter sadece 300 bin euro verdi. Netflix'e hiç vergi ödemedi. Bu, Fransa bir Avrupa Birliği ülkesi olduğu için Avrupa Birliği ile Amerika arasında bir sorun olarak duruyor. Ve iki tarafta bunu halletmeye uğraşıyorlar. Bu siteler Fransız devletinin yasalarına uygun davranıyorlar mı? Koşulsuz uyuyorlar mı? Kanunlara karşı gelinmesi durumunda, kanunların çiğnenmesi durumunda bu büyük medya grupları tarafından ne oluyor? Tabii ki mahkeme kararı, mahkemeye gidebiliyoruz. Mahkemeye verebiliyoruz bu şirketleri. Yalnız mahkemeye vermek için şirketlerin merkezlerin olduğu ülkelere gitmek gerekiyor. Bunların da büyük bir çoğunluğu Amerika'da, bildiğiniz üzere.
Dolayısıyla bu şirketlere dava açabilmek çok zor. Fakat Fransa'nın isteği üzerine Facebook olsun, Twitter olsun Fransa'da birer merkez açarak birer sorumlu Fransa sorumlusunu göreve getirdiler. Dolayısıyla Fransa hükümeti bir sorun olduğu takdirde bu sorumlulara kendini döndürebiliyor diyelim. Ve sözü sana bırakalım. Engin, çok çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi dünyada farklı yaklaşımlar var. Çin'deki yaklaşımsa bambaşka. Sosyal medya bir anlamda Çin'in tamamen dünyaya kapılarını kapattığı bir mecrada gidiyor. Türkiye bütün bu düzenlemelerde nasıl bir düzenleme atacak, hangi adımları atacak onu da bekliyoruz. AK Parti aslında ne yapmak istediğini önemli bir çalışmayla ortaya koydu. Bakalım CHP'nin buna cevabı ne olacak? MHP ne diyecek? İYİ Parti, HDP... Onların cevapları ne olacak? Bunu da önümüzdeki süreçte göreceğiz. İngiltere'de bu hafta umutlu haberler geldi. 5N1K Londra temsilcisi İldem Wilson şu anda karşımda. İldem, aşı bulundu mu? Böyle bir haber geldi. Doğru mu bu? Cüneyt Özdemir, İngiltere'den merhaba. İngiltere'den aşı ile ilgili güzel haberler var. Mayıs ayından beri devam eden aşı araştırmaları iyi bir haberle sonuçlandı. Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, Sarah Gilbert'in yaptığı açıklamaya göre aşı başarılı olmuş. 8 bin kişi üzerinde test edilen aşı Perşembe günü parlamentoya da açıklandı ve denildi ki evet aşımız başarılı olmuştur. Aşıyı geliştiren Oxford Üniversitesi'ndeki grubun başkanı Sarah Gilbert parlamentoya yaptı bu açıklamayı ve bazı konuların altını çizdi. Dedi ki bu aşı sanıldığı gibi aslında ya da beklenildiği veya istenildiği gibi aslında %100 sterilizasyon sağlayacak bir aşı olmayabilir. Böyle olacağını aslında şu anda öngörmüyoruz. Bu daha çok semptomları azaltacak, semptomları kontrol altında tutacak bir aşı olacaktır. Fakat iyi haber şu ki normal yani doğal bağışıklığın 3 katı oranında bir koruma sağlayacaktır. Ve ayrıca da yıllarca süren etkisi olacaktır denildi. Sarah Gilbert böyle açıkladı. Bu tabii ki çok iyi bir haber. Aşının da 2021'in ilk günlerinden itibaren, ilk aylarından itibaren kullanılmaya başlanacağı söylendi. Ardından aşı kurulundan, hükümetin aşı kurulundan bir açıklama geldi ve onlar da dediler ki evet bu aşı daha çok semptomların üstesinden gelebilecek bir aşı olacak. Fakat çok da aslında aşıya bel bağlamamak gerektiği de vurgulanıyor. Deniliyor ki biz her zaman olduğu gibi COVID-19 salgınının başından beri yaptığımız gibi sterilizasyon ve hijyen disiplinimize dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Bu kesinlikle devam etmek zorunda. Yani aşı geldi ve artık her şey eskiye dönecek. Eskiden olduğu gibi aslında hijyene çok fazla dikkat etmeden hayatımızı sürdüremeyeceğiz. Yine bu hijyen kuralları devam etmesi gerekecek. Başka açıklamalar da yapıldı aslında aşıyla ilgili. Oxford Üniversitesi'nden başka profesörler diyorlar ki aslında bu aşılara çok fazla güvenmemek gerekiyor. Bunlara çok bel bağlamamak gerekiyor. Çünkü kışın çok zor geçeceğini söylüyor bu profesörler. Diyorlar ki kış geldiği zaman İngiltere'ye yine bir sokağa çıkamama ve yine çok sert önlemler gibi şeyler söz konusu olabilir, gündemde olabilir. O yüzden aşıya bel bağlamak yerine acaba kışın ne gibi önlemler almalıyız, kışın neler yapacağız biraz bunlara bakılması gerekiyor diyorlar. Böyle aslında farklı şu anda yorumlar yapılıyor aşıyla ilgili ama görünen o ki bu çok iyi bir haber. Yani aşı şu anda aslında açıklanmış durumda fakat 2021'de ancak 2021'in ilk aylarında itibaren kullanılmaya başlanacak ve daha çok semptomlar üzerinde etkili olan bir aşı olacak. İldem, bir başka konu daha var. Bildiğiniz gibi sevgili seyirciler, Venezuela'nın büyük bir altın rezervi İngiltere bankalarında duruyordu ve İngiltere bankaları buna bir anlamda el koydu. Maduro'ya, Venezuela halkına ait altınları vermiyor. İldem, neden vermiyorlar? Ne gerekçe gösteriyorlar acaba? Cüneyt Özdemir, evet, bir de İngiltere'nin Venezuela gündemi var şu anda. Perşembe günü bir mahkeme kararı çıktı İngiltere'de. Bu mahkeme kararına göre Venezuela'nın İngiliz Merkez Bankası'nda bulunan 800 milyon sterlin değerindeki külçe altınları Venezuela'ya verilmeyecek. Bunun sebebi olarak da bu kararın gerekçesi olarak da İngiltere'nin Maduro'yu Venezuela'nın başkanı olarak tanımadığı gösterildi. İngiltere mahkemesi dedi ki biz tartışmasız olarak
Juan Guaido'yu, yani muhalefet liderini aslında başkan olarak tanıyoruz dediler. Böyle bir açıklama yaptılar ve parayı vermeyeceklerini, altınları vermeyeceklerini söylediler. Şu anda Venezuela çok zor durumda. Bu paraya Nisan ayında başvurmuştu Venezuela ve Covid-19 süresince bu paraya ihtiyacı olduğunu, bunun için kullanacağını söylemişti ve hatta demişti ki sizden bu parayı, yani bizim cebimize koyun bu parayı demiyoruz. Siz bu altınları Birleşmiş Milletler'e satın. Biz de oradan parayı alarak ülkemizdeki bu Covid-19 salgınında kullanalım, halkımızı kurtarmak için bundan kullanalım demişlerdi. Çünkü bildiğiniz gibi bir Amerikan ambargosu altında Venezuela şu anda ve sağlık sistemi de çökmüş durumda. Fakat İngiltere Mahkemesi bu kararı, bu isteği reddetti şu anda ve kararını açıkladı bugün. Ve dedi ki hayır, biz bu parayı kesinlikle Maduro'ya veremeyiz, vermeyeceğiz. Bu kararın ardından mahkemede Venezuela Merkez Bankası'nı temsil eden avukat dedi ki hayır, siz aslında Maduro'yu tanıyorsunuz resmi olarak, İngiltere olarak ve elçilikleriniz var, bizim burada elçiliğimiz var. Sizin bu yaptığınız uluslararası hukuka asla sığmaz. Bu yasa dışı bir şeydir bu yaptığınız. Bu karar uluslararası hukuka aykırıdır dedi. Böyle bir argüman sundu. Şu anda Maduro'yu tanımayan pek çok ülke var aslında. Kanada ve Avrupa'nın pek çok ülkesi, Fransa, Almanya gibi ülkeler, Avrupa ülkeleri şu anda Maduro'yu Venezuela'nın meşru lideri olarak tanımıyorlar. Fakat Rusya ve Çin tanıyor. Bunun üzerine İngiltere de bunu lider olarak tanımadığı, Maduro'yu lider olarak tanımadığını söyleyerek altınları da vermeyeceği kararını aldı. Altınları vermeyeceğini söyledi. Fakat tabii ki bu bir temize gidecektir. Bir yüksek mahkemeye gidecektir bunun ardından. Ve bakacağız acaba buradan nasıl bir karar çıkacak. Belki farklı bir karar çıkabilir, çıkmaya da bilir. Şu anda aslında bu halihazırda verilmiş karar da tartışılıyor. Ve diyorlar ki bu aslında siyasi bir karara benziyor. Çünkü aslına bakarsanız hani İngiliz mahkemelerinin her zaman bağımsız olduğu, bütün baskılardan bağımsız olduğu söylenir. Ama görünen o ki şu anda alınan karara göre, aslında bakarsanız İngiliz mahkemesi tamamen İngiltere siyasetinin, İngiltere'de siyasetçilerin uluslararası politikalarına göre karar alıyor gibi görünüyor. Böyle eleştiriler alıyor şu anda bu karar. Önümüzdeki günlerde göreceğiz acaba temizden ne gibi bir sonuç çıkacak. Sevgili İldem, çok çok teşekkür ederim gelişmeleri anlattığın için. Sevgili seyirciler, bugün 5N1K'da başta sosyal medya olmak üzere dünyada yaşanan çeşitli gelişmeleri her hafta olduğu gibi, son 20 yılda olduğu gibi sizlere anlatmaya çalıştık. Az gittik, uz gittik, bir 5N1K'nın daha sonuna geldik. Bu hafta bizim için önemli bir ödül haftasıydı. Hürriyet'in belki de Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Kelebek Ödülü'nde en iyi haber program ödülüne layık görüldük. Bütün haberciler ve gazeteciler bizlere en doğru ve en hızlı bilgiyi vermek için bu süreçte büyük emek verdiler. Evet, şimdi sırada ödül kategorilerimiz var. En iyi haber programı, en iyi kadın haber sunucusu ve en iyi erkek haber sunucusu. En iyi haber programı ödülü 5N1K programıyla başarılı gazeteci Cüneyt Özdemir'e gidiyor. Yine bir altın kelebekle bizi ödüllendirdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Panten Altın Kelebek Ödülleri'nde 2019'un en iyi haber programının 5N1K seçilmesi hem Hürriyet'te seçici kurula hem de oylarıyla bize destek veren izleyicilerimize çok çok teşekkür etmemi gerektiriyor. Bu, yanılmıyorsam, benim 5. altın kelebeğim. Son 5 yıldır da yurt dışındaydım ve Amerika'da yaşıyordum. O arada 2 altın kelebek almaya hak kazandım. Artık tamamen Türkiye'ye döndüm. Önümüzdeki yılda umarım Türkiye'deki performansımızla yeni bir altın kelebek alabiliriz. Yurt dışından program yapmak kolay değil. Binlerce kilometre ötede yaşasanız da kalbinizin Türkiye'de attığını, habercilik için attığını tescilleyen ödüller bunlar. Bu yıl benim CNN Türk'te 20. yılım. Bu vesileyle bize destek olan, imkan veren bütün CNN Türk yöneticilerine karşınızda, huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Hürriyet ailesine teşekkür etmek istiyorum. Sizlere teşekkür etmek istiyorum. Meslekteki 30. yılımda bu hediyeyi, hediye gibi ödülü bana verdiğiniz için bir kez daha çok çok teşekkürler. İyi günler diliyorum.